Merhabalar arkadaşlar. Ben Recep Tayyip Fırat. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda size ızgara modeliyle ilgili örnekler yapacağım. Ve bu örneklerin nelere tekabül ettiğini bir bir yapıp birlikte inceleyeceğiz. Direkt başlıyorum. Burada gene anlattığım, geçen derste anlattığım olaylar var. HTML lang'dır, çağırdığım klasörlerdir, CSS'in min.js'i, ondan sonra font efsimdir falan. Onların hepsini zaten önceki videolarımızda takip ediyorsanız görmeniz mümkün. Size direkt sistemin nasıl çalıştığı hakkında bilgiler vereceğim. Şunu silelim. Test için yapmıştım, kütüphaneleri görüyor mu diye. Visual Studio Code kullanıyorum ama siz Notepad++'da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bütün takımızı, yani içine yazdığımız sitenin tasarımını body'nin içine yazacağız. Body'nin içine yazacağız ve şu şekilde container, row ve call MD olayları var. Bu olayları şimdi bir bir işliyor olacağız. İlk önce bir div container oluşturalım. Div class container. Ben genellikle kod yazarken Türkçe okunuşları şeklinde telaffuz edebilirim. Kusuruma bakmayın çünkü benim aklımda öyle kalıyor. Bir tane container tanımladım. Container neydi? Bildiğiniz gerçek bir container düşünün. Yani ben işlemlerimi yapacağım bir kutu tanımladım. Ve bu kutunun içindeki bir sütuna işlem yapacağım. Onun için class'ım, daha önce söylediğim gibi bu step size sadece hazır olmuş HTML hazır gelmiş CSS'lerin hazır gelmiş CSS'lerin düzenli toplu kullanmanızı sağlayan class'lardır. Nasıl ben buraya sağ tıklayıp CSS ya da başka bir klasöre CSS hazırlayıp burada çağırıyorsam aynı işlemi burada yapıyorum. Ve bu step'in içinde aynı zamanda JavaScript kodları ve Ajax yapıları, jQuery yapıları vardır. Div class row yapıyorum. Şimdi o sütunun içine işlem yapacağım. Pardon arkadaşlar. Class. Şu an o sütunun içine işlem yapacağım. Bakın. Container row call MD olayı. Call xs. Xs ne oluyor? Extra small cihazlar için. Nedir bu? Telefondur. Telefondan daha küçük cihazlar için ve telefon için kullanılıyor. 12'ye bölsün küçüldüğünde ve normal medium demek o. Şu extra small, bu medium. Oradan çağrışım yapılmış zaten. 8'e bölsün ve bunun ne olduğunu görmek için call md eksi 12 nokta, yani neleri çağırdığımı gösteriyorum size. Ben size şimdi hazır bir proje yapmayacağım. Sadece neyi nasıl yaptığınızı gösteriyorum. Zaten bunları anlarsanız herhangi bir sıkıntınız olmaz. Bakın. Şurayı md 8 divin içine girdim. Birinci sütunumun içindeyim. Sütunumun içini parçaladım. Bir kısmı 8 parça olsun dedim.
Diğer kısmı div class call xs 12 call md 8 4. Çünkü ızgara modelinde 12 olmak zorunda. Ve tekrar diyorum ki burasında da ne, şu an burada klasları tanımlıyorum. Burada da bunun içine ne yazılacak? Bunu görmeniz için. Bunu o yerlerde mesela buraya Ahmet, Mehmet falan da yazabilirim. Ama burada neyi nereye koyduğumu görmeniz için yapıyorum. Code XS 6 olsun bu. Şöyle bir saniye, şurayı 6 yapalım. Şurayı 6 yapıp XS modellerinde yani ekstra small'larda farklı şeyler kullanabiliyorsunuz. Call XS 6 nokta call md4 div. Bunu bir çalıştıralım arkadaşlar. Ne olduğunu siz de göreceksiniz şu an. Nerede o? Bir saniye. İndeks klasörüm. Bir saniye. Görünüm. Masaüstü ögelerini göster. Yeni klasör. Bakın. Şunu Google Chrome'da çağırıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burayı iki parçaya böldü. Bakın. Burada direkt model direkt altına girdi. Çünkü neden? Ben dedim ki 12XS ve altına insin. Yani ekstra small olduğunda, yani ben bunu küçülttüğümde parçalansın. Boyut olarak bakın, yüzdelik dilim gibi düşünün CSS'de. Aynı oranla parçalanıyor. Ve siteniz ona göre bir şekil alıyor. Bakın ekstra da medium'da, yani normal boyutunda herhangi bir sıkıntı yok. Şunu aşağı alabilir miyim? Yok, alamıyorum. Şöyle baktığınızda, yani medium olaya geldiğinde şöyle şuradan tıklayayım. Bakın. Call MD4 burası. Call MD8 burası. Burayı böyle yapmış. Burayı böyle yapmış. Ekstra small olunca altına kaçıyor. Bakın. Ekstra small da altına kaçıyor. Ama gene MD8 oranını koruyor burasında. Burada. Ve daha da küçültmeye başladığımda alt alta girmeye başlıyor. Olay böyle. Şimdi birkaç tane daha row yazalım. Bir row daha yazarım. Yine container'ımın içinde. Yeni bir sütun açıyorum. Div diyorum. Class. Ben genelde projelerimde XS'yi çok nadir kullanırım. Zaten işimize yarayacak kısım zaten call MD'ler. Call XS'ler daha yani kullanmadım açıkçası. Sadece size göstermek için, yapısını bildiğim için
yapısını bildiğimden dolayı şu an sizinle öğrenmenizi istiyorum. Ama çok profesyonel değilim XS olayında. MD8'de döktürürüm. Kol MD bu sefer de 3 eşit parçaya bölelim. 3 eşit parçaya bölmek için ne yapmam lazım? Kol MD 4. Divimi kapatıyorum. Tagımı kapatıyorum. Diyorum ki buraya kol MD 4 parçacığı birinci parçası div class kol MD 4 kol ya direkt şöyle yapıyorum. Şöyle şurası ikinci parçası div class call 4 8 12 call md 4'ün 3. parçası ve tagımı kapatıyorum. Tagımı kapattım. Bu sefer de ikili eşit parçalara bölelim. Bu sefer de ikili eşit parçalara bölelim. Bir row daha yapıyorum. Div class row. Bakın gene demeye çalıştığım şeyi bir daha tekrarlıyorum. Üstüne basa basa tekrarlıyorum. Bunlar sadece bize hazır olarak verilmiş bu step denen artık bunu tasarlayan Google'da herhalde yanlış hatırlamıyorum. Büyük ihtimal yanlış hatırlamıyorsam büyük ihtimalle yanlış hatırlıyorum ama Google'ın yapmış olduğu web sitelerimizi hazır olarak kullanmak için böyle bir class yapısı çıkartıyor ve içerisini kendisi dolduruyor CSS'lerle. Zaten bu step açık kaynaklı bir kod ve istediğiniz zaman siz de bir şeyler ekleyebilirsiniz. Tabii kabul onayı falan var. Bu sefer de div class call md 6 diyorum ve call MD6 birinci parçası. Bakın bunları ben yazıyorum. Ve içinde sizin görmeniz için yazıyorum ben. Slash div. Sonra div class. Call MD6. Diyorum ki call MD6 ikinci parçası. Parça sol. Buradan divimi kapatıyorum. Şöyle adam akıllı bakalım sistemimize neler değişip neler değişmediğine. Enter diyorum. Bakın. İki eşit parçaya böldü. Şöyle şu kısım nerede? Bir saniye. Şu kısım bir row. Bu kısmın içine giriyorum. Bir parçalama var. Ve bakın kol MD8'e kol MD4. Oran gördüğünüz gibi. Sonra ikinci div class'ın içine giriyorum. İkincisine giriyorum. Burada kol MD4 bir parça. İkincisi parçası burada. Üçüncü parçası burada. Altına iniyorum. Call MD row'una girdim. İki parçaya böldüm. İki parçası burada. Ve görmeniz için içerisine yazdığım yazılarda o divlerin arasına yazılıyor. Ve buraya isterseniz HTML taglarından işte tasarımınızı yapıyorsunuz. Burada diyorsunuz ki background color is the red blue falan filan diye. Ya da direkt F000 mesela beyazdı herhalde yanlış hatırlamıyorsam. O şekilde bir
yol haritası size sunmuş oluyor bu step. Like atmayı ve kanala abone olmayı, videoyu beğendiyseniz unutmayın. Sizleri seviyorum. Belki acemiyim ama bu konuyu bildiğime emin olabilirsiniz.